Ben tarih öğretmeni Özgür Demir. Tarih ve zaman ünitesinin ikinci başlığı olay ve olguyla e, ünitemize devam ediyoruz. Olay ve olgu kavramları da tarihin ana konularından bir tanesidir. ÖSYM buralardan da oldukça sorular sormaktadır. E, tanımları yapalım isterseniz. Olay nedir? Olgu nedir? Olay dediğimiz zaman aklımıza kısa süreli şeyler gelecektir. Olgu ise uzun süreli gelişmelerdir. Olaylar mutlaka tarihlendirilebilir, başlangıcı ve sonucu bellidir. Ama olgular asla tarihlendirilemez, başlangıcı ve sonucu belli değildir. Olaylar somutken olgular soyuttur arkadaşlar. Yani olaylar hissedilebilir ama olgularsa hissedilemezler. Birincisi bunu hemen örneklendirelim. İlk başta bir olay verelim. Mesela bakıyorsunuz ki Talas Savaşı. Arkadaşlar Talas Savaşı dediğimiz zaman tarihlendirebiliyor muyuz? 751 yılında meydana geldi, değil mi? O zaman bu bir olay mıdır? Olaydır. Ama burada Türklerin, Türklerin Müslüman olması. Bakın, biz bu olayı tarihlendirebiliyor muyuz? Türklerin Müslüman olması uzun soluklu bir gelişmedir. 751'de başlamış olabilir ama bugün hala günümüzde devam etmektedir. O zaman bu bir olgudur, soyut bir şeydir. Bir de elle tutulamaz yani. Nasıl anlayabiliriz ki bunu? Olay bir diğerine bakıyorsunuz ki İstanbul'un fethi nedir arkadaşlar? Bir, bu bir olaydır değil mi? 1453 bir tarih koyabiliyoruz buraya. Ama İstanbul'un Türkleşmesi. Buna bir tarih koyabilir miyiz? Bu bir süreçtir değil mi? 1453'te başlamış olabilir. Günümüze kadar hala devam etmektedir. İleride de devam edecektir. O zaman bu bir olgudur. Tarihlendiremiyoruz. Bakıyorsunuz ki Fransız ihtilali. Bakalım. Tarihlendirebiliyor muyuz? Evet. 1789 değil mi? Ama milliyetçiliğin yayılması. Fransız devrilerle başlamış olabilir ama bu bir bitti mi? Bu süreç hala devam ediyor değil mi? Ondan dolayı bu da bir olgudur. Bakın çok basittir. Dediğimiz gibi olaylar somut olgular soyut. Olaylar tarihlendirilebilir olgular tarihlendirilemez. En basit bunları bulma yöntemi budur. Tarihin konusu arkadaşlar. Üçüncü başlığımız. Şimdi tarihin konusu dediğimiz zaman tarihin tanımında da vermiştik ya. insan topluluklarının faaliyetleri. Bütün faaliyetleri tarihin konusuna girer. Mutlaka bir olayın tarihin konusu olabilmesi için insan elinin ona değmiş olması gerekmektedir. Yani insan eliyle ortaya çıkan bir değişim, bir gelişme tarihin konusudur. Mesela bakıyorsunuz ki doğal olaylar tarihin konusu değil. Yanardağ patlamaları, seller, depremler, heyelanlar bunlar tarihin konusu değil. Ama bunların sonucunda ortaya çıkan gelişmeler mesela bakıyorsunuz ki yanardağ patlama sonucu bir bölgeden göç olayının ortaya çıkması o tarihin konusuna girmektedir. Bir deprem sonucunda insanların bulundukları bölgeyi terk etme o bir tarihin konusudur ama depremin neden olduğundan ziyade insanları nasıl etkilediğine bakmak gerekmektedir. Selmiş depremmiş, yanardağ patlamasıymış. Bu biraz daha jeolojinin veya bakıyorsunuz ki coğrafyanın konusuna girmektedir. Peki bakalım siyasi dediğimiz zaman bakıyorsunuz ki ne diyebiliriz ki siyasi olaylarda kadeş barışı değil mi? Kadeş barışı kimler arasında olmuştur? Hititlerle Mısırlar arasında olan bir anlaşma, siyasi bir gelişme. Askeri bir olaya baktığımız zaman Mesela Malazgirt Savaşı değil mi? Bu da bir e, askeri bir olay. Bu da tarihin konusu. Sosyal dediğimiz zaman ne diyebiliriz? Kavimler göçü, değil mi? İnsanlar arasında meydana gelmiş bir olaydır. Dini bir olay dediğimiz zaman mesela bakıyorsunuz ki İslam'ın yayılması. Ekonomik bir olay dediğimiz zaman mesela coğrafi keşifler. Kültürel bir olay dediğimiz zaman aklımıza ne gelebilir? Rönesans. Mimari dediğimiz zaman mesela ne olabilir? Dolma Bahçe Sarayı. Teknik bir olay dediğimiz zaman ne diyebiliriz? Matbaanın icadı. Evet, bunu da anlamanın çok basit yöntemi nedir? İnsan elinin değmesi gerekmektedir. Yani hani askeri, siyasi, sosyal siz bu kavramların ayrımını yapabilirsiniz. Hemen insan eli diyorsa o tarihin konusu kapsamına girmektedir. Az önce dediğim gibi bakın deprem, evet sel veya yanardağ patlaması bunların hiçbirisi doğrudan tarihin konusu değil. Sonuçları itibariyle tarihin konusu, insan üzerine etkisiyle tarihin konusu olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi bu konuyla ilgili de sorular çözelim. Birinci sorumuz olay ve olgu. Buna göre aşağıdaki hangisi olguya örnek olması beklenemez. Olay dedik kısa süreli gelişme. Olgu dedik arkadaşlar insanlığı etkileyen uzun soluklu gelişme. Tanımlar verilmiş. O zaman diyor ki hangisi olguya örnek? Bak olgu tarihlendiremeyeceğiz. İstanbul'un Türk İslam şehri haline gelmesi. Bu bir olgu. Tarihlendiremeyiz. Türk dilinin kullanım alanı. Olgu. Lozan Anlaşması 1923 değil mi? Tarihlendirebiliyoruz. Milliyetçilik düşüncesinin yayınlanması, e, yayılması. Olgu tarihlendiremeyiz. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi olgu bir tarih koyabiliyor muyuz bu bunların hepsi sonuç yani süreç ama burada bakıyorsunuz ki Lozan Anlaşması'nın imzalanması değil mi bakıyorsunuz ki 1923'te imzalandığı için o zaman bu bir tarihlendiriyorsak en basit bulma yöntemi bu olaydır hangisi farklıdır diyor olgu yani bir olguya örnek gösterilemez diyor burada cevap C seçeneği olacak zaman içerisinde insan insanların eylemlerin sonucunda oluşan gelişmeler tarih biliminin konusunu ortaya koyar bu gelişmelere göre aşağıdaki hangisi tarih biliminin doğrudan konuların kapsamına girdiği söylenemez. Bakalım. TBM açılması değil mi? İnsan eliyle yapılan bir faaliyet değil mi? Kavimler göçü insan eliyle. Dinlerin yayılması insan eliyle. Monarşilerin, devletlerin yıkılması insan eliyle. Ama insan eliyle deprem olabilir mi? Olmaz değil mi? O zaman bu o zaman doğrudan tarihin konusu olabilir mi? Olamaz. Ne demiştik? Depremler, yanardağ, patlamalar, seller tarihin konusu değil. Ama Erzincan depremi sonrası göç deseydi o tarihin konusu olacaktı. Bir diğeri bu tanıma göre aşağıdaki örneklerin hangisi olay olgu ikileminde diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Tarihi olaylar ve olgular tarihin konusu içerisinde yer alır. Geçmişte meydana gelen başlangıç ve bitiş tarihi belli olan gelişmelere tarihi olay, belli olmayanlar ise tarihi olgu diyor süreçte. Hangisi diyor farklıdır? Bakacağız. Fransız iptali tarihlendirebiliyor muyuz? 1789. O zaman bu bir olaydır. Sanayi İnkılabı. Evet arkadaşlar tarihlendirebiliriz. Ne zaman gerçekleşiyor? 18. yüzyıl tarihlendirebiliriz. Coğrafi keşifler. bakıyorsun tarihlendirebiliriz. 15. yüzyıl. Sömürgecilik. Bunu dursun arkadaşlar bunu tarihlendirebiliyoruz. muyuz? Dünya Savaşı evet 1914 1918. O zaman bunlar olay 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 ama sömürgeciliği tarihlendirebiliyor muyuz? Ta insanlar yerleşik yaşama geçtikten sonra sömürgecilik faaliyetleri başlar ve günümüzde de hala devam etmektedir. Bakın bir diğerde ne demiştik? Somut. Fransız itilahını görebilir değil mi? İnsanlar görmüştür. Sanayi İnkılabı'nın coğrafi keşifleri bir Dünya Savaşı'nı görebiliyor değil mi? Evet arkadaşlar. Ama sömürgecilik. Yani bunu böyle elle tutulamaz ki. Soyut bir şey sömürgecilik. Cevabımız burada D olacak. Tarih yaşanmış olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Fakat yaşama, yaşanan süreçte karmaşık ilişkilerden doğan çaba ve eylemlerin tamamı tarihin konusu olmaz. Evet ha, neler tarihin konusu bakalım. O zaman diyor ki tarihin konusu olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması lazım? Evet kalıcı iz bırakması lazım değil mi? Bir olay, yani her şeyi de alamayız yani kalıcı bir iz bırakacak. Evet toplumları etkilemesi yazılı belgeleri dayanması. Arkadaşlar olamaz. Bir de tarih öncesi diye bir dönem var. Yazısız dönem var değil mi? Yontma taş, cilalı taş gibi demir devri gibi buralarda yazı yok arkadaşlar. Ama buradaki insan faaliyetlerini de inceliyoruz. Yani ta bir olayın tarih olay olabilmesi için illa yazıyla ispatlanması gerekmez. Burada cevabımız denizli olacaktır. Arkadaşlar bu ve benzeri sorulara ulaşmak istiyorsanız işler yayınlarından çıkan Ulti, TET ve AET Soru Bankamı çözebilirsiniz. Bir başka derste görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.